Oyun Sancak'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Futbol Manager 2016'da yine yepyeni bölümle karşınızdayım. Her gün Futbol Manager günü, biliyorsunuz her gün yayındayız. Oh evet, nerede kalmıştık? Yine güzel bir soru daha. En son Avrupa Ligi'nden maalesef elendik. Galatasaray ve Eskişehir'in kuralları çekilmiş. Eskişehir Lyon deplasmanında, evet, Galatasaray'da Liverpool'la eşleşmiş. İkisi de büyük ihtimal elinin Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz yok. Biz de Süper Lig'e odaklandık. Süper Lig'de ise gördüğünüz üzere sadece 2 beraberliğimiz, 11 galibiyetimiz var. Şimdi 14. hafta başlayacak. Osmanlı ile oynayacağız. Diğer liglerdeki puan durumu da böyle. Hemen PTT 1. Lig'e bakalım. Ah be, Ordu yapma. Samsun'la ikisi düşmesin ya, kötü olur. Samsun da çok kötü gidiyor. Karabük Başakşehir şu an önde. Gelebilirler Süper Lig'e. 2. Lig'de puan durumu Kırklareli Spor. Evet, 1. Lig'e adım atabilir. Pendik, Anadolu Selçuk Ümraniye, Altınordu Balıkesir, Bayrampaşa, Altay'da uzun zamandır Süper Lig'de yok. Kırmızı grupta Hatay ve Eyüpspor önde. Tavşanlı Leyit, evet. Durum böyle, Karagümrük. Evet, biz şeye devam edelim. Lige 3. şampiyonluk için saldırıyoruz. Hadi bakalım, ne yapacağız belli değil. Evet, Bursa Ertuğrul Sağlam'la anlaşmış. Güzel. Timsah Arena'ya geldi. Devam ediyoruz. Gençler Birliği Sivas Akhisar Adana'nın demin maçları var. 14. hafta bu maçlarla açılıyor. Biz de 6. sıradaki Osmanlı ile oynayacağız. Akhisar 3-0 yenmiş. Gençler Birliği Sivas maçı da berabere bitmiş ve bugün pazar gününde 14. haftada Aralık'ın 2018'inde Galatasaray, Rize, Trabzon, Kayseri, Beşiktaş, Bursa, Fenerbahçe, Osmanlı muhteşem bir gün bizi bekliyor. 4 büyük, 5 büyük diyelim takımın maçları var. Trabzon 0, Kayseri 0, Beşiktaş 2, Bursa 1. Galatasaray'da 1-0 yenmiş. Trabzon 0-0 berabere kalmış. Biz de şimdi Osmanlı ile maçımızı yapacağız. Max'in bir cezası var. Darlan nerede? Evet, burada. Okey. Darlan'ı oynatacağız. Serbest oyun kurucu. Başka bir kişi alacak mıyız? Timote. Geldin mi? Victor'u çıkardık. Aman. Tamam. Timote'yi de ayarlayıp maça başlayalım. 14. haftada kapanış maçı. Fenerbahçe Osmanlı Spor. Evet, yazda geleyenler olabilir. Menajer ne zaman sonlanacak? Final ne zaman yapacak? Diğer bölümlerde söylediğim gibi belli değil. Başkan beni ne zaman kovarsa diyorum her zaman. Tabii benim şimdi üniversite işleri var. Mezun olma durumum var. Ya hiçbir şey belli değil açıkçası. Ben videolarda söyleyeceğim. Hadi şimdi Osmanlı'yı yenelim. Puan farkını koruyalım. 12 puan farkı. Nani şut. Nani. Direkten döndü. Nani. Evet, 13 maçta sadece 4 gol yedik. Bu da çok özel bir istatistik. Orta sahanın ve defansın muhteşem işleyişi diyelim buna. Ve forvetin de formu yüksek olması bizim puan farkını açmamızı sağladı. Lider durumdayız. Serbest vuruş. Luis Felipe. Evet, Osmanlı bayağı foul yapıyor. Şimdi gol mü? Korner. Cemal! 1-0 öne geçiyoruz Cemal'ın golüyle. Bravo. Cemal, helal. Aslında Hoa Victor'u, Cemal'ı çıkaracaktım Hoa Victor'un yerine ama. Lingard'ın asistiyle Cemal Lascelles. Nereli bu? İngilizmiş.
İngiliz asıllı değil ama belli yani Cemal'dan. Cemal bildin. Bildiğin şey olabilir bu. Müslüman ülkenin bir insanı olabilir. 1-0 öndeyiz. Oyuncu değişikliği yapacağız. Salih iyice yoruldu. Jack Wilshere oyundan. Nani çıkıyor. Bilal giriyor. Robertson'un da kondisyonu biraz sıkıntı. Hasan Ali'yi de alalım. Ve 3 değişikliği hakkımız doldu. Doldu hocam. Yapma. Sandro şut kaçırdı. Vurdu kaçırdı. Aman aman aman. Alper atıldı. Niye? Vay. Evet. Şaşkınım ya. Sandro direkten döndü. Korner. Bilal açtı. Jack Wilshere kafa. Wilshere'in golü 2-0 oluyor. Güzel. Çok güzel. Puan kaybı yine yok. Puan kaybetmiyoruz. Bir rekorla bir şampiyonluk gelebilir bu sezon. Böyle devam edersek tabii. Evet, 2-0 kazanıyoruz Osmanlı maçını. Çok güzel. Hakem de çok iyi oynamış. Fark 12. Maç sonuçları böyle. Puan durumuna bakalım. Galatasaray 26, Trabzon 23, Eskişehir 22, Beşiktaş 16, Bursa 14 puanda. Evet. Gol yemediği maç sayısı Volkan lider. Asistlerde Nani lider. Gollerde Sandro ikinci. Rui Pedro'yu yakalamaya çalışıyor. 45 milyon Luke 20 yaşındaki forvet Porto'dan kiralık Trabzon'a gelmişti. Şu an iyi iş çıkarıyor. Euro 2018'de Euro 2018 mi? Ha, elemeleriymiştir. Kafa gitti. Euro 2020'de gruplarımız belli oldu. Makedonya, İspanya. İspanya'dan kurtulamıyoruz. İrlanda, Arnavutluk. Daha eşleşmişiz. Yani İrlanda'yı küçümsememek lazım. Evet, şimdi önemli anları izleyeceğiz. Alper'in atılışını merak ediyorum. Golleri merak ettim. Beraber izleyelim özetini. Fenerbahçe Osmanlı maçının hızı. Andrew Robertson, Darlan. Darlan Salih'e vermiş. Salih sol kanada dönmüş. Andrew Robertson açmış ortayı. Nani. Ooo direkt. Yalnız çok saçma bir gol kaçırmışsın Nani ya. Lingard açmış ortayı. Cemal! Kenara vurmuş kenara. Ndiaye. Seto. Uf. Kırmızı kart ama. Yani Alper. Öyle dalınmaz ki adama. Evet, kırmızı kart. Dakika 84. Bilal Başacıklıoğlu açıyor ortayı. Jack Wilshere! Golasso! Maçın özeti de buydu. Alper bir maç ceza almış. Ceza itiraz ederim. Volkan'la bir yıl daha. Evet. 15 maçın üstünde oynadığı için. Olsun. 38 yaşında da bizde olsun. Ben Van Persie'yi merak ediyorum. 15 maç oynarsa Van Persie bu yıl bir sene daha bizimle kalacak. Öyle bir sözleşme şeysi var. Ama ben istemiyorum. O yüzden 15 maç oynatmamaya çalışıyorum. Nerede şimdi bunun sözleşme bilgisi? He, pardon, sözleşme bilgisi diyorum. 15 maç oynamayacak. Ligde kaç maç oynamış? 4 maç. Çok güzel baby. Çok iyi. Şimdi Türkiye Kupası maçı var. Tabii ki oynamayacağım. Tabii ki Savaş Özpolat, pardon, Savaş Polat. Savaş Polat kaç yaşına geldi? 21 yaşına. Bundan daha bir şey olmaz. Göndereceğiz. Turnover 96 beni istiyor ve tabii ki kabul etmiyorum. Şimdi Göztepe maçını simülte oynansın. Türkiye Kupası maçlarını oynamıyorum. Şık şık.
Oynanmadı mı? Yetmedi. Şey yetmedi. Tatilim yetmedi. Şimdi Rize deplasmanına gideceğiz. Rize de 6. sırada. Rize de iyi gidiyor bu sezon. Önemli bir maç. Puan kaybı istemiyoruz. En kötü beraberlik diyoruz. Galatasaray Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i yendi. Biz ne yaptık? Gücümüzü gösterememişiz. Peki kadroyu nasıl çıkarmış? Şener, Jamal, Timothy, Andrew, Nani, Nani mi? Nasıl kurmuş bu şeyi? Diziliş. He. Nani ve Lingard'ı önde oynatmamış. Salih şeyde oynatmış. Sandro. Okey, tamam, öyle oynatsın. Sandro. Sandro kaç maçtır gol atamıyor? Şöyle formdan bakalım. Şu maçtan beri. Akhisar maçından beri 26 Kasım. Bir aydır gol atamıyor. Olur ya, öyle arada olur. Van Persie almayacağım. Van Persie değil ama. Bu maçta gol atamazsa Sandro, tamam, Van Persie alacağım. De zaten transfer sezonu açılıyor. Transfer sezonunda bir tane yabancıyı göndereceğim. Transfer yapmayacağım. Alırsam bir tane Türk. Bir genç oyuncu. Bakacağız şimdi. Bu bölümde belli olacak. Kimi alıp kimi göndereceğimiz. Süper Lig'de Beşiktaş yine kaybediyor. Vodafone Arena'da Osmanlı kazanmış. 5. sıraya yükselmiş. Osmanlı da geliyor yavaştan. Avrupa için savaşıyor. Evet. Şön. Shakhtar oyuncusu. Ofansif orta saha. Gökhan'ın, Van Persie'nin, Volkan'ın sözleşmesi bitiyor. Zaten Volkan uzattı. Gökhan'ı uzatmayacağım. 33 yaşına geldi artık. Buradan kimseyi uzatmayacağım. Volkan zaten uzadı mecbur. Evet. 15. haftada Bursa, Mersin, Kasımpaşa, Galatasaray, Eskişehir, Trabzon, Rize, Fenerbahçe maçları var. Tıp 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 tıp. Şimdi Trabzon puan kaybetse ve Galatasaray çok güzel olur ya. Bursa çok kötü gidiyor. Şimdi 3-0 kaybetti Bursa. Galatasaray kaybediyor. Eskişehir kaybediyor. Puan farkını 15'e çıkarma zamanı. Hadi çocuklar, 3 puan için saldır Kanarya. Balanta gelmiş. Cemal da iyi oynuyor aslında ama. Ne yapayım, Balanta daha iyi ya. Max dönmüş. Darlan'ı çıkardık. Yarıyor. Yarıyı maalesef alamıyorum. Andrew Robertson. Onun da şeyi çok az. Kondisyonu biraz sıkıntı yaratacak gibi. Artık maç başlasın mı? Hadi başlasın. Yeni Rize stadında. Rize Fener bu sezon. Alırsa 3 puan. 5. sıraya çıkacak. O kadar önemli maç. Rize için. Maç başladı. 14 maçta 4 gol yedik. Hiç kaybetmedik. Çok güzel. Kadroyu oturttuk ya. Oturttuk yani. İyi oldu. Aman. Sandro'nun gol atmasını istiyorum bu maçı ya. Ya Sandro çok önemli oyuncu. Barcelona'dan transfer ettik forveti. Böyle bir değeri var. Daha 23 yaşında. Çok uzun yıllar bize hizmet verebilir. Bu arada Nani şu Nani. 1-0 Sandro, hadi oğlum Sandro attı golünü. Sandro 2-0. Bravo. Nani'nin asistinde Sandro. Bu önemliydi. Sandro'nun gol atması önemliydi. Kaç maçtır gol atamıyordu? 2-1. Simone Gonzi, İtalyan oyuncu, 25 yaşında. Sandro voley. Ah be. İlk yarı büyük ihtimal 2-1 bitiyor. Evet. Yalnız Andrew Robertson das ya. Andrew çok iyisin ya. Çok iyi sol bek bu adam. 24 yaşında. Değerleri görüyorsunuz. Yani Caner ve Hasan Ali'den sonra iyi bir sol bek aldığımı düşünüyorum. Şimdi Gökhan'ın gönlünü de yerine bir tane yabancı veya Türk. Türk herhalde yok ya sağ bek düzgün. Bakacağım yine de, araştıracağız da. Hatta şimdi Gökhan Gönül gidecek ya. Ocak ayında bir bakalım sağ bek Türk. Nani, 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 Nani. Lingard'ın bir sakatlığı var. Onun yerine Bilal'i alalım. Max kırmızı kart görebilir. Yannick Gerrard orada oynar mı ya? Hadi oynasın. Dos oynatıyoruz Yannick Gerrard'ı.
Yalnız adamların kondisyonlar sıfırlan. Gol be. Sandro be oğlum be, helal olsun. Kondisyonlar sıfırlanmış. Türkiye Kupası maçından dolayı herhalde bunlar. 3-1. Yani Sandro. Etre çok yaklaştı. Andrew Robertson ikinci asiste. Robertson çok iyi oyuncusun ya. Bir oyuncu değişikliği daha. O Robertson'ı alkışlatalım diyeceğim de Rize'de kimi alkışlar Robertson'ı? Bir de o durum var. Artık 90 artıya girdik. 3-1 öndeyiz Rize deplasmanında. Puan farkını 15'e çıkarıyoruz. 15. 15. haftada 15 puan farkı ikinciyle, muhteşem bir şey bu ya. Yani uzun zamandır böyle puan farkı atmamıştım yani şu kısa zamanda. Sandro da birinci yerliğe yerleşiyor gol krallığında. Bravo. Evet, biz 41, Galatasaray 26, Eskişehir 25, Eskişehir dolu dizgin, Trabzon 23, Mersin de iyi gidiyor. Beşiktaş 16, Bursa 14. Beşiktaş Bursa küme düşmemeye oynuyor. Bu sezon Lingard 8 gün yok. Zaten transfer sezonu açıldı. Öbür maç 17 gün sonra Türkiye Kupası maçı. Şimdi Ribeiro. Mert Günok transfer ediyor. Zaten bizim adam bu ya. De şu an kaleciye ihtiyacım yok. Şimdi bu takımdan bir tane yabancı oyuncu göndereceğiz. Gerard'ı ben bize ısınmadı. Bak 24 yaşında değerleri çok iyi. Yani bunu 2 sene önce mi aldım? İşte geçen sene aldım. Ben de iyi para vererek. Ama bize uyum sağlayamadı maalesef. İstediğim verimi alamadım. 67 milyondan satışa çıkarıyorum. Hatta kiralığa da çıkarayım. Şöyle kulüplere öner kiralık teklifi. Maaşın %100'ünü versinler. Biraz da para versinler. Şimdi hemen bir tane Türk. Bakın hemen Türk'ü seçelim. Uyruk. Türk. Defans sağ. En iyi değerli oyuncu. Alparslan Öztürk Beşiktaş'ta. Yani. Alparslan şeyde değil miydi ya? Heh. Belçika'da standart yaş. 2003, 2014 bunları menajere bildiğimiz için. Barış yardımcı. Genç olsaymış alabilirmişim. Salih Dursun almam. Egemen Zengin. Bizim adam değil mi bu ya? Evet, Türk oyuncu yokmuş galiba ha. Sağ bek. Türk asıllı bakalım. Türk asıllıyı seçebiliyoruz mu ki? Yerli oyuncu statüsü evet. Bu ne? Eğitim aldı. Eğitim aldı ülke. Maalesef. Ya düzgün sağ bek yokmuş ya. Bizim şey Türkiye kim? Bizim Gökhan'ı mı oynatıyor Türkiye? Türkiye'den bakalım az kadro. Gökhan oynatıyor. Şener kadroda mı? Başka sağ bek var mı burada? Şu Robin Yalçın. Ha, Akisar'da. Ama sağ bek, sağ bek oynamıyor. Hakan Çalhanoğlu. Değerleri baya düşük. Niye düşürmüşler? Bu Almanya 1. Ligi'nde oynamıyor. Bir an teklif yapsam mı diye düşündüm bir ara. Murat Karay'ı merak ediyorum. Her maç gol atan Avrupa Ligi'nde 21 yaşındaki. Uf. Her maç gol atıyor mu? 2 gol atmış zaten. Gördüğüm kadarıyla. Ve Almanya 1. Ligi'nde 8 golü var. Şöyle bir teklif yapacağım. Öylesine bir teklif merak ediyorum. Levin de sağ kanatta oynayabiliyor aslında. Yani. Sağ Türk arıyoruz. Atınç Nukan. O bonzai çekmiş Atınç'a bak. Atınç'a buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet, Türk oyuncu alacağız dedik ama alamayacağız galiba. Hadi şunu iptal edeyim. En
yüksek bonservisli Türk oyuncu Hakan Çalhanoğlu, sonra Ozan Tufan. Ne alemdesin Ozan? Manchester seni oynatmıyor mu? Evet, oynatmıyor. Hiç maçta oynatmamış lan. Ve kaç para istiyor? 95 milyon mu istiyordu? Evet. Heh. Oğuzhan Özyakup üzgün. Yine bir orta saha oyuncusu. Yani Beşiktaş'ı bırakmanın alemi ne? Belliydi yapamayacağın Avrupa'da. Enes Ünal. Kerem Demirbay. Bu adam da çok iyi bir oyuncu. Caner ne oldun ya? Torino'dasın. Caner'le barışmadık ya, barışamadık. Arda bize uygun değil ya. Cengiz Ünder. Evet, bu adamı istiyordum da Galatasaray kaptı. Sinan Trabzon'da. Neyse tamam. Şu an transferle alakalı bir şey yapmayacağım. Ya oyuncu almayacağım. Yanık Gerhardt'ı gönderiyorum. Evet, Volkan 2020'ye kadar bizimle. Ve sonra zaten jübilesini yapacaktır. Gerhard teklif yok. Kiralık raporu. Anıl Demir. Altın ayakkabıyı Lionel Messi kazanıyor. Bernardo Silva. Yılın oyuncusu da Messi. Yılın takımında Manchester City damgası var. Florenzi 27 yaşında. Kaç para? 152 milyon. Şey, Manchester City'nin altyapısında 21 yaş altında güzel oyuncular çıkıyor. Ve sağ bek kötüymüş. 17 yaşında. 17 yaşında değerlere bak. Wow. Muzaffer Saraç mı? Bir Türk oyuncu, İngiliz. İlginç. Türk. Şey yapabilir miyiz ki bundan? Neyse devam. Malcolm yine altın Avrupa'nın altın çocuğu oluyor. Geçen sene de Bordeaux'da olmuştu. Sonra Bayern'e kaç parayla transfer olmuş? 157 milyon lirayla transfer olmuş. Biz de Türkiye'nin yılın oyuncusu geçen sene olduğu gibi Luis Nani. Daha az maçta oynamasına rağmen yine asistleriyle damgayı vurmuş. Drogba ne alemde? Evet, bırakmış. Selçuk hala Galatasaray'da 33 yaşında. Nihat Sergen, Hakan Şükür. Ne diye futbol direktörüymüş Kayseri'de. İlginç. Nani ayın oyuncusu. Evet, tenis maçına kadar şöyle devam edelim. Transfer yapar. Max yani parayı verirse gidebiliriz. Okay Yokuş'tu. Bu adam çok iyi ya. Ben seviyorum Okay'ı. Kayseri'deyken çok takip ediyordum. Biz de Süleyman Koç'la ilgileniyormuşuz. Mainz 05'te oynuyor. Nani eğer gitseydi sağ kanat alma ihtimalim vardı. Hatta benim bir sağ kanat vardı. Aşkım benim, eski aşkım. Çok para istemişti. Teklifi önerelim. Kaç para istiyorsun ya, merak ettim. Alacağımdan değil. Timote'yi Southampton. Evet, bu parayı Timote'yi satmam kardeş. Timote'yi biz kaça almıştık? Sevilla'dan bedelsiz. Evet. Güzel. Musa Sow. Şangay'ın. Ama bayağı gol atıyor. Musa Sow. Wow. Bayağı gol atıyor yalnız he. Musa'yı geri mi alsak ki? Musa Sow'uyla orta saha. Allah Allah. Özledik Musa.
Beşiktaş maçı mı? Fikret Yılmaz mı? 61 yaşında. Bu adam kaleci antrenörü, menajer. Balıkesir'de bir 2015'te menajerliğe başlamış. Antalya'ya gitmiş. Sonra Beşiktaş. Başarılı olacağını sanmıyorum. Murat Karay'ı biz şöyle yapalım. Türkiye Kupası maçı var. Geçelim. Yenik Gerrard'ı satamıyoruz yalnız ya. Nasıl yapsak ki onu? 18,5. Hayır. Boa Victor. Hacı şu Gerrard'ı ben bir satılığa çıkar. Çek bir şey değil ya. Şöyle yapacağım. 67 milyondan biraz düşürelim. Takip eden bir takım var mı ki? Yani çok iyi oyuncusun da. Yani bilemiyorum ya. Biz de tutunamadın. Aha. Newcastle. Hadi oğlum Newcastle. Gel al bunu. Gerrard'ı teklif yok ama bayağı oyuncu ay bayağı takım istiyor. Pardo. Ruben Pardo orta saha. Geçelim, geçelim. Darlan'ı 4-8. Koriçiba istiyor. Allah Allah. Bunu biraz Darlan çok iyi oyuncu aslında. 24 yaşında değerlere baksanıza. Yine Braga'dan almıştık. Ama oynatamıyoruz yani. Max var onun yerinde ya da Salih ve Alper. Milan 18. Milan istiyorsa parayı yükseltiriz abi. Evet, Hannover. Hacı biraz yükseltelim mi? He? Bir pazarlık yapalım seninle. Tamam, Gerard'ı vereceğim size ama biraz yükseltin. Para lazım ya. Ya biz baya bir para vererek aldık sonuçta. Aha, geri çekti teklifi. Evet, büyük ihtimal Gerard'ı satamayacağız. Kiralık gönderirim diye düşündüm de. Arnautovic. Şimdi şöyle yapacağım. Son olarak sonuçta olmazsa kalacak takımda. Bak 33,5 milyon. Kiralığı da %100 verin. Alın abi. Para da istemiyorum. Al. Götür. Kiralım teklifi Barça Atletico Köln teklifleri yaptılar. Bir dakika ben niye kabul ettim? İnşallah %100'ü veriyorlar. Uf, %20 mi veriyorsun sen? Öyle bir şey yok birader. Nasıl bunu nasıl şey yapacağız ya? Nasıl geri şey edeceğiz? %100. İnşallah. Heh, şunu seçelim. Teklifi reddet. Tamam. Atletico'nun teklifini reddettik. Barça veya Köln'e gidecek tabii o kabul ederse. Yani Barça seni istiyor, sen niye gitmezsin? Martin Odegaard Dortmund'da görüşüyor. Martin Odegaard'ı çok istedim. Yuri Tielemans. Ah be, seni de istiyorduk yıllardır. Yuri Tielemans nerelerdesin? Ben yazamadım. Böyle mi yazayım? Yuri yazayım bari ya. Tielemans. Şimdi 21 yaşında. Wolfsburg'da Wolfsburg. Kaç para? Chelsea'nin teklif ettiği miktara bak. Ben bu adamın iyi olacağını biliyordum ya. Ya 2013, 2014, 2015 buradan biliyorum tabii de. İyi bir, sıkı bir menajer oyuncusu olduğum için. Şey daha bakacaktım ama unuttum ona. Neyse devam edelim. Evet. Yannick Gerrard Barcelona'da benim için güzel oldu. Hem maaş şeyinden kurtulduk, parasından kurtulduk. Hem de yabancı sınırlamasında bir şey azalttık. İyi oldu. Hemen bir kadromuza bakalım. Denizli maçını oynamayacağım. Gerrard Barcelona'da.
Şöyle değerlere baktığınız zaman o bayağı iyi oyuncuymuş falan diyorsun da bize şey sağlamadı yani yarar sağlamadı maalesef adam. Gerrard'ı şöyle 21 yaş altına gönderiyoruz. Darlan evet. Yarı öğü koyacağım. Ya da Jack Wilshere 1. Yarı yerine Darlan'ı koyalım ya. Okey. Denizli maçı var. Ben hemen tatile çıkıyorum. Bir iki gün. Oh Antalya'da. Huhu, oteldeyim. Şöyle. Ne yapmışız bir berabere? Hakan Çinemre eski Fenerli oyuncu bize gol atmış. Peki grupta durum nasıl? 8 yedik. Oh, iyi. Evet, sadece Türkiye Kupası'nda sadece finalleri oynuyorum bu arada. Onu da açıklayayım. Finale çıkarsa bizim takım. Geçen sene çıkmıştı Eskişehir'le yaptık. Penaltılarla kupayı elimize vermiştik. Elimizle vermiştik yanlış anlamayın. Elimize vermediler yani. Biz verdik. Antalya Erol Malkoç ayrılmış. Rıza Çalımbay Antalya'da. Biz garantilemişiz. Gruptan çıktık. Şimdi 16. haftada Kasımpaşa maçımız var. Kasımpaşa'yla şu Türkiye Kupası maçlarını çıkardığımız zaman 2 1 2 yani 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet. Biraz sıkıntılı süreç. Türkiye Kupası'nda da 4 maçta 4 yenilgi var. Zaten o maçları ben oynamadım diye hatırlıyorum. Galatasaray, Kayseri, Mersin, Beşiktaş ve Fenerbahçe, Kasımpaşa bu bölümün son maçı. Öbür bölümde Süper Lig'de yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kadromuz zaten bu. Devam edelim. Bu ne oğlum ya? Evet, puan farkı bir dakika. Galatasaray berabere kalmış. Puan farkını 16'ya çıkarma zamanı. Değil, 16 değil. 17'ye çıkarma. 44. 15. Galatasaray kazanmış. 26 idi. Sorry. Kasımpaşa nasıl gidiyor? O da orta seviye. Az gol atıp az gol yiyor. Orta seviye bir. Nani? Direkt. Oo. Bu golü beklemiyordum hiç. 0-1. Penaltı. Hadi Nani. Nani Bolanta penaltıyı yaptıran isim. 1-1 yaptık skoru. Bolanta bu maçı istiyorum diyor. Eder Alvarez Bolanta 2-1 öne geçiyoruz Kasımpaşa karşısında. Çok güzel. Bir gol bir asist Bolanta'dan. Puan farkını korumak istiyoruz. Güzel. 2-1. Hemen geri döndük 1-0'dan. Evet, bayağı sarı kart gördü Kasımpaşa oyuncuları. Faulle oynuyorlar. Ben de bir Jack Wilshere alacağım ya. Salih'in yerine alacağım. Tamam. Nani? Ah be Nani. Jack Wilshere! Beni niye oynatmıyorsun diyor hoca ya. 3-1 oldu. Çok güzel. Çok güzel. Süper. Max sarı kart görmeye devam ediyor. En sevdiği şey bu oyunda sarı kart görmek. Ben çıkarım. Geçerim. Faulümü yapar sarı kartımı görürüm. Her maç olduğu gibi diyor.
3 oyuncu değişikliğimizi de kullandık. 3-1 öndeyiz. Puan farkını koruyoruz. Saraçoğlu'nda. Çok güzel çocuklar. Şampiyonluğa adım adım gidiyoruz. Ve maçın sonucu 3-1. Bravo çocuklar. Bravo, helal olsun size. Galatasaray ile kazandı. Beşiktaş yine berabere kaldı. Beşiktaş'ın durumu iç açıcı değil. Ertuğrul'u istiyorlar. Şu Samsun maçını simülate oynatıp bölümün sonuna gelelim. Süper Lig'de diğer maçlar da oynanıyor. Trabzon'un da maçı var. Bursa Trabzon'u deplasmanda yeniyor. Beklenmeyecek bir sonuç bence. Yani Bursa o kadar kötü gidiyordu. Bir nebze uzaklaştı Trabzon. Puan kaybetmeye devam ediyor. Puan farkını 21'e çıkardık Trabzon'la. Şimdi Samsun, yeni Samsun stadında, Samsunspor deplasmanında Türkiye Kupası'nda formalite maçına çıkacağız. Bu maçı tabii Pladıl. Salih Uçan'la evet. Maher. Ofansif orta saha. Bilal, evet, as takım istiyor. Yani Bilal şu an Lingard daha formda ya. Sen de güzel oyuncusun, iyi oyuncusun da. Evet, maçlar başlayacak. Hemen şöyle tatile çıkalım. Ve bu bölümü artık noktalayalım gençler. Diğer bölümde Süper Lig'de bakalım puan farkını açabilecek miyiz? Erken şampiyonluğu ilan edebilecek miyiz? En erken şampiyonluğu Fenerbahçe'de Ersun Yanal yapmıştı biliyorsunuz. Ne zaman yapmıştı? Nisan'ın kaçında? 20'lerinde falan yapmıştı. Biz de onu istiyoruz aslında. Biraz daha erken böyle yapabilir miyiz? Göreceğiz. Yani kaçıncı hafta oluyor Nisan? Şöyle Mart'ta böyle çok mu hayal kuruyorum? Mart'ta şampiyonluğu ilan etsek güzel olmaz mı ya? Mesela şu Gençlerbirliği maçında ilan etsek şampiyonluğu. İlan edebilmemiz için 3, 6, 9, 3, 27. 28 puan fark atmamız lazım. Gençlerbirliği maçında şampiyonluğu ilan edebilmemiz için İkinciye 28 puan fark atarsak şampiyonuz. Hatta o maçı da evet 28 puan. Şu an puan farkı 15. Çok zor bir ihtimal ya. Yani Nisan'ın sonunda yine Ersun Yanal gibi ilan edebiliriz. Belli olmaz. Belki de Galatasaray Trabzon yetişir. Bizim önümüze geçer. Belli değil. Menajer bu. Her gün menajer videosu geliyor artık biliyorsunuz. Her gün geliyordu zaten. Devam ediyoruz. Tam gaz devam ediyoruz. Bu bölümünde noktalayalım. Bu bölümünde noktalayalım. Diğer bölümde görüşmek üzere. Eğer eğlendiyseniz like ve abone olmayı unutmayın. Kendinize